Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, biz Müslümanlar daha cesetlerimiz yaratılmadan, etimiz kemiğimiz yaratılmadan, ruhlar aleminde Allahu Teala'ya söz verdik. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala, Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz, Allah'ınız değil miyim diye ruhlara bir sual tevcih buyurdular. O ruhlar da kalu dediler ki bela, evet ya Rabbi, sen bizim Allah'ımızsın. Bizi yaratan sensin. Bizi hayata getiren sensin. Hayatta yiyip içeceğimizi damla damla takdir eden, tayin eden sensin. Senden başka Allah kabul etmeyeceğiz. Senden başka Rabbül Alemin kabul etmeyeceğiz. Senden başkasına ibadet etmeyeceğiz. Senden başkasına teveccüh göstermeyeceğiz. Senden başkasının karşısında eğilmeyeceğiz. Senden başkasının önünde bükülmeyeceğiz. Senden başkasına yönelmeyeceğiz. Senden başkasına ihtiram etmeyeceğiz. Senden başkasının tayin ettiği yola gitmeyeceğiz. Senin gönderdiğin peygamberlere tabi olacağız. Senin gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'e tabi olacağız. Bütün emirlerine itaat edeceğiz. Bütün yasaklarından sakınacağız. Nerede bir haram varsa kaçacağız. Nerede bir emir varsa yapacağız. Bütün gücümüzle sana kul olacağız. Senin yolunda yürüyeceğiz ya Rabbi dedik. Buna dini kitaplarda ahd-ü misak deniyor. Yani Allah'ın kullarının Allah'a verdikleri söz demek. Söz vermişiz Allah'a Celle Celaluhu. Ahd-ü peyman etmişiz. Ahd-ü misak etmişiz. Ve mutlaka bu sözümüzü yerine getireceğimize kat'i karar ve kat'i itikad etmişiz. O halde Müslümanlar madem ki böyle insanlardır, böyle kimselerdir, acaba hakikaten Allah'a verdikleri sözlerinde sadık oldular mı? Allah'a verdikleri ahd-ü peymana sadakat gösterdiler mi? Söz verdikleri Allah yolunda yürüyebildiler mi? Haramlardan, günahlardan sakındılar mı? Emirlere, hükümlere, mükellefiyetlere itaat ettiler mi? Bütün bunların muhakemesi lazım. Bütün bunların muhasebesi lazım. Her bir Müslüman nefis, her bir Müslüman insan, her bir Müslüman şahıs bunların hesabını vermedikçe musalla taşına gelmesin, Allah'ın huzuruna çıkmasın. Ahd-ü misaka, Allah'a verilen söze itaat etmemenin, sözünde durmamanın, ahdini bozmanın, akdini bozmanın, verdiği sözü tutmamanın cezası var mıdır? Bakınız, bu cezayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne dehşetli izah ediyor. Buyurmuşlar ki, مَا نَكَضَ قَوْمِنِ الْعَحْدَ اِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ ف۪ي قَوْمٍ اِلَّا سَلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتِ وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ اِلَّا حُبِسَ عَلَيْهِمُ الْمَطَرِ Sadaka Resulullah. Allah'ın Resulü ferman ediyor. Buyuruyorlar ki, bir Müslüman millet, bir Müslüman millet Allah'a verdiği sözde durmazsa, Allah'a verdiği ahd-ü peymana riayet etmezse,
Allah'a verdiği taahhüdü, sözü yerine getirmezse, اِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ, o Müslüman milletin başına ölüm afetini, katil ve cinayetleri, işgal ve istilaları Allah o Müslümanların başına bela eder. Müslümanlar, bugün alemi İslam'ın içinde bulunduğu felaketler, facialar, sefaletler, rezaletler, işgaller, istilalar, cinayetler, anarşizm, komünizm, faşizm, her türlü emperyalizm, Allah'ın, Müslüman milletlerin sözünde durmamalarına mukabil verdikleri bir cezadan başka bir şey değildir. İşte Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَحْدِ اِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ, o Müslümanların arasında katil hadiseleri, adam öldürme hadiseleri, kurşuna dizme hadiseleri, insanları haksız yere öldürme cinayetleri hızla çoğalır, Müslümanlar birbirini öldürmek suretiyle en büyük felakete mahkum olurlar. Biz Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirdik mi kardeşlerim? Şu camiye gelmeden önce hepimiz abdest almak zorunda kaldık ve abdest aldık. Abdest alırken 3 defa ellerimizi yıkadık. Bunun bir manası vardı. Bunun bir hakikati vardı. Bunun ifade ettiği bir mana vardı. Haddi zatında ellerimiz kirli olduğu için yıkamadık. Haddi zatında ellerimizde pislik olduğu için yıkamış değiliz. Ellerimiz temiz olduğu halde abdest için 3 kere daha yıkadık. Ağzımız pis olduğu için yıkamış değiliz. Ağzımızın içinde pislik var diye asla yıkamış değiliz. Ama 3 defa ağzımızı yıkadık. Burnumuzun içinde pislik var diye yıkamış değiliz. Ama 3 defa burnumuza su çektik. Yüzümüze gözümüze pislik bulaştığı için yüzümüzü yıkamış değiliz. Ama 3 defa yüzümüzü yıkadık. Sonra kollarımızı yıkadık. Sonra başımıza meshettik. Sonra ayaklarımızı yıkadık ve böylece Allah'ın huzuruna geldik. Neydi bunların manası? Açın İslami eserleri okuyun, göreceksiniz ki bütün bu yaptıklarımız Allah'a söz vermenin alameti, Allah'a ahit vermenin alameti, Allah karşısında ona riayet ve sadakat edeceğimizin en büyük ispatı ve işaretidir. Ellerimizi yıkarken Allah'a söz veriyoruz. Allah'ım, şu yıkadığım ellerimi senin haram ettiğin şeylere uzatmayacağım. Ellerimle zalimleri alkışlamayacağım. Ellerimle günah işlemeyeceğim. Ellerimle hiçbir kötülüğe meydan vermeyeceğim. Ellerimle harama, faize, fuhşiyata imza atmayacağım. Ellerimle hiçbir masiyete mübaşeret etmeyeceğim. Demek suretiyle ellerimizi disiplin altına, itaat altına ve Allah'a riayet, hukukullah'a riayet altında ellerimizi tam manasıyla ahd-ı peyman altına sokuyoruz. Bu sözümüzde durmaya mecburuz. Yoksa aldığımız hiçbir abdest bizi ıslah edemez. Bütün ibadetlerde gaye ve mana burada toplanıyor. Sık sık söylüyorum. Mekke-i Mükerreme'ye hac farizasını yapmaya gidenler orada Mina'da şeytan taşlıyorlar. Bunu yapmak vaciptir ve mutlaka yapmak lazımdır. Topladıkları 70 tane taşın bir kısmını 3 gün arka arkaya şeytanı taşlamakta kullanıyorlar. Bunun hakikatte manası Allah'a söz vermektir ve ömür boyu şeytana ve şeytanın arzularına, şeytanın isteklerine, şeytanın emellerine riayet etmeyeceklerine Müslümanların söz vermeleridir. Mekke-i Mükerreme'de, Mina'da şeytanı taşladıktan sonra memleketine dönen Müslümanlar şeytanları alkışlarlarsa Allah'a verdikleri sözden dönmüş olurlar. Mekke-i Mükerreme'de şeytanı taşlayan hacılar memleketlerine döndükten sonra şeytan olurlarsa Allah'ı inkar etmiş olurlar. Orada verdikleri söze memlekete geldikten sonra riayet etmeyen Müslüman İslam'dan çıkmıştır, imanını zayi etmiştir, Kur'an'dan vazgeçmiştir, Allah'tan ayrılmıştır.
Ve o millet her musibete müstahak olmuştur. Her işgale müstahak olmuştur. Her belaya müstahak olmuştur. Her faciaya ve felakete müstahak olmuştur. Abdest alırken ağzımızı yıkamamızın manası Allah'a söz vermektir. Ağzımız namına söz veriyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, şimdi yıkamış olduğum ağzımla sana isyan etmeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Abdest aldıktan sonra, ağzını 3 defa yıkadıktan sonra yalan söyleyen bir Müslüman, ben abdestliyim, namazlıyım demesin. Yalan söylüyor. Ağzını yıkayan Müslüman abdest alırken Allah'a söz vermiştir. Ağzımın içine bir lokma haram gıda koymayacağım demiştir. Haram lokmaları yiyenler abdestliyim, namazlıyım, Müslümanım demesinler. Sahtekarlık etmesinler. Gösteriş yapmasınlar. Allah'a verdikleri sözde durmamışlardır. Kimseye iftira etmeyeceğim demişlerdir ağızlarını yıkarken. Dilimi, lisanımı, kelimelerimi senin razı olduğun yolda kullanacağım demişlerdir. Eğer bu sözde durmuşlarsa abdestleri vardır. Sözlerinde durmamışlarsa hiçbirisinin abdesti yoktur. Yüzlerini yıkayanlar da aynı şeye. Yüzleri namına Allah'a söz vermişlerdir. Allah'ım şu yüzümü senin razı olduğun taraftan başka bir tarafa çevirmeyeceğim demişlerdir. Harama bakmayacağım demişlerdir. Harama yönelmeyeceğim demişlerdir. Kötülüklere, fenalıklara yönelmeyeceğim. Yüzümü ve yönümü yalnız senin arzu ettiğin ve emrettiğin istikamete çevireceğim demişlerdir. Eğer bu sözde durmamışlarsa onlar yüzlerini yıkamamışlardır. Onlar abdest almış değillerdir hakikatte. Başına mesheden Müslüman Allah'a söz vermiştir. Allah'ım şu başımın ortasına meshediyorum. Bununla sana söz veriyorum. Başımı senden başkasının önünde eğmeyeceğim demişlerdir. Menfaatin karşısında bükülmeyeceğim. Zalimin karşısında eğilmeyeceğim. Kafirin karşısında eğilmeyeceğim. Alnımı 3 günlük dünya menfaatleri karşısında yüzümü yere koymayacağım. Başımı eğmeyeceğim. Senden başka Allah tanımayacağım demektir. Bu manaya ve bu ahdine söz verdiği bu söze sadakat göstermemiş de başını meshetmiş değildir. Hakikatte abdest almış değildir. Ayaklarını yıkarken ayakları adına, ayakları namına Allah'a söz vermiştir. Allah'ım ayaklarımla senin yasak ettiğin tarafa gitmeyeceğim. Senin haram ettiğin şeylere yönelmeyeceğim. İçinde içki satılan bakkala gitmeyeceğim. İçinde içki satılan lokantaya gitmeyeceğim. Sana isyan eden insanların tarafına gitmeyeceğim. Nehyettiğin, haram ettiğin, günah ettiğin taraflara ayaklarımı işletmeyeceğim. Ayaklarım namına söz veriyorum. Haram yolda, günah yolda, küfür yolunda bir adım bile atmayacağım diye söz verdin. Eğer bu sözünde durmadıysan sen hakikatte abdest almadın, başına bela aldın. Müslümanlar, biz Müslüman mıyız Allah aşkına? Alemi İslam'ın içinde bulunduğu hal Müslümanlık alameti midir? Nedir şu Mekke-i Mükerreme'nin hali? Nedir şu Afganistan'ın hali? Nedir şu İran'ın hali? Nedir Pakistan'ın hali? Nedir Mescid-i Aslan'ın hali? Nedir Müslüman Türkiye'nin hali? Bunların efendisi değil midir? Bu İslamiyet midir? Bu Muhammed Mustafa'ya iman etmek midir? Bizim gibi Müslüman olur mu? Biz Müslüman mıyız? Mescid-i Aksa kafir Yahudilerin elinde küfrü mutlaka esir edilmiş. Mescid-i Haram basıldı, Beytullah basıldı, 15 gün rehin kaldı. Alem-i İslam'ın kılı bile kıpırdamadı. Alem-i İslam Müslüman mıdır? Afganistan baştan başa işgal edildi, istila edildi. Alem-i İslam'ın kılı kıpırdamadı. Biz Müslüman mıyız? Allah namına utanıyorum, Muhammed Mustafa namına utanıyorum, yüzüm yere geçiyor, dar oluyorum. Biz gerçek Müslüman değiliz. Biz imanımızı yenilemeye mecburuz. Biz Muhammed Mustafa'ya yeniden teslim olmak zorundayız. Biz Kur'an-ı Kerim'e yeniden yönelmek zorundayız. Yeniden Müslüman olmaya mecburuz. Allah'ım nedir şu alemi İslam'ın çektiği? Nedir şehitlerin kemiklerinin kan ağladığı?
nedir Hazreti Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetinin bizim tarafımızdan incitilmesi? Nedir şu perişanlık ya Rabbi? Her alemi İslam'ın başına bir bela getirmişler. Bir zulüm, bir ölüm, bir cinayet ortaya koymuşlar. Bütün Müslümanlar korku içinde, dehşet içinde parça parça, fırka fırka ayrılmışlar. Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseyi sevmiyor. Bir vaizi dinleyen cemaat vaizi desteklemiyor, vaiz cemaati tanımıyor. Parça parça, bölük bölük, porçuk porçuk mahvolmuş gidiyor alem İslam. Allah'ım günahkarız. Allah'ım verdiğimiz sözde durmadık. Allah'ım içimizdeki iyiler hürmetine bizi yok etme Allah'ım. Bizi mahvetme Allah'ım. İçimizdeki iyiler hürmetine yeniden bize güç ve kuvvet, yeniden yeryüzüne hakimiyet nasip eyle Allah'ım. Yaptığımız ibadetlerin hiçbirisinin farkında değiliz. Niçin abdest aldığımızın farkında değiliz. Niçin namaz kıldığımızın farkında değiliz? Niçin Beytullah'a gittiğimizin farkında değiliz? Niçin Allah'a secde ettiğimizin hiç mi hiç farkında değiliz? Müslüman sözünde durmaya mecbursun. Ahd-ü misakına riayet etmeye mecbursun. Sen bunun için Müslüman oldun. Bunun için evlendin. Bunun için aile reisi oldun. Bunun için kocalık mevkiine, erkeklik mukamına geldin. Sen yabancı bir kadını, yabancı bir kızı kimin adına nikahını aldın? Allah adına almadın mı? Allah'ın emriyle, Hazreti Muhammed'in sünnetiyle falanın kızını falana tezvic ettin mi diye Allah adına nikah kılmadın mı? Aldığın o kadını Allah adına söz vermedin mi koruyacağına? Nettin emaneti, nettin hanımını, nereye bıraktın karını? Dinden uzaklaştı bütün. Allah'a verdiğin söze riayet etmedin. Evlendiğin kadın namaz kılmadı dikkat etmedin. Evlendiğin kadın bacağına kot pantolonunu geçirip avret mahallini sokaklara döktü, teşhir etti, yüz binlerce erkeğin şehvet nazarlarına hedef oldu, kılın bile kıpırdamadı. Sen Müslüman mısın? Sen Müslüman mısın? Allah adına söz vererek aldığın o kadın niçin sokaklara döktün sen? Allah adına söz vererek aldığın o kadına niçin pantolon giydirdin sen? Utanmadın mı Allah'tan? Sen ne biçim Müslümansın? Allah adına aldığın ve Allah'a söz vererek evlendiğin o kadından doğan çocukları nettin? Onların hepsi birer ahd-ü peyman idi. Onların hepsi birer emanet idi. Ne yaptın çocuklarını? Niçin anarşinin kucağına attın? Niçin her gün bir tanesi öldürülüyor? Niçin çocuklarımız doğranıyor, katlediliyor? Bu cinayetler nedir? Emaneti zayi etmiş olmanın alameti değil midir? Bin bir emekle, bin bir zahmetle, bin bir zorluklarla yetiştirdiğin çocuklar şimdi birbirini öldürüyor, birbirini parçalıyor, birbirini yakıyor, birbirini yok ediyor Allah'ım. Biz Müslüman mıyız? Bu memleket Müslüman mı? Ben endişe ediyorum. Daha büyük işgallerden korkuyorum. Moskov işgalinden korkuyorum Allah'ım. Kahrolmaktan korkuyorum. Biz Müslüman mıyız? Biz de mümin miyiz? Bizim imanımız, evet, amenna kelime-i şehadeti biz de getiriyoruz. Kelime-i tevhidi biz de okuyoruz. Fakat niçin yerine getirilmiyor bu kelime-i tevhidin altındaki manalar? Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama niçin bu hale gelmişiz? Kelime-i tevhid, Allah'a verilen sözün bir ifadesi, bir misakıydı. Onu söylerken bütün bedenimizle, bütün ruhumuzla söylemek zorundaydık. Sadece dudakla, sadece et ve kemikten ibaret olan dikkatsiz, şuursuz, idraksız, başıboş bir topluluk halinde değillerdi onlar. Ebu Bekir Sıddık,
Kelime-i Tevhid'i okuduğu zaman arş-ı âlâ ayağına geliyordu. Ebu Bekir Sıddık, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh deyince göklerden melekler lebbeyk ya Ebu Bekir emret diye ayaklarına geliyordu. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama niçin bu hale düşmüşüz? Niçin bir avuç anarşi ile başa çıkamıyoruz? Niçin herkes aciz kalmıştır? Niçin insanlar mahvolmaktadır? İslam'ın hakim olduğu baştan başa bütün Arabistan emniyet, asayiş içindeydi. Kimsenin kimsenin malında gözü yoktu, hırzında gözü yoktu, namusunda hiçbir gözü ve hiçbir meyli yoktu. Ama niçin bugün kimse hırzından emin değil, kimse malından emin değil, kimse canından emin değil, kimseler emin değil? Biz mümin miyiz Müslümanlar? Bak Hazreti Ebu Bekir Sıddık nasıl iman ediyordu, nasıl abdest alıyordu. İmam-ı Gazali anlatıyor. Her akşam belli bir saatte Ebu Bekir Sıddık'ın hizmetçisi bir bardağın içinde süt getiriyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık besmele çekerek o sütü içiyor ve sütün nereden geldiğini, kimden geldiğini sormadan o bardağı, sütü ağzına götürmüyor. Kendi hayvanlarından değilse katiyen içmiyor ve kullanmıyordu. Haramdan bir damlayı bünyesine almamıştı. İzinsiz kimsenin malını kullanmamıştı. Ve bu minval üzere devam ediyordu. Bir akşam hizmetçi aynı saatte Ebu Bekir Sıddık'ın sütünü getirdi. Sıddık-ı Azam bir an için başındaki kalabalık sebebiyle sütün nereden geldiğini, sütün nereden alındığını sormadan ağzına götürdü ve bardağı birkaç damla sütü içtikten sonra farkına vardı. Bardağı ağzından ayırdı. Evladım yine süt bizim hayvanların mı? Başka yerden getirmiş olmayasın buyurdu. Hizmetçi de hayır efendim dedi. Bizim hayvanlar henüz gelmedi. Komşunun hayvanından acele izin almadan, müsaade almadan saldım ve oradan getiriyorum. Deyince Ebu Bekir Sıddık hüngür hüngür ağlamaya başladı. İmam-ı Gazali diyor ki sağ elini ağzına taktı. Kaç damla süt içmiş de hepsini kustu istifra etti ve 3 gün ağladı sokağa çıkmadı diyor. Müslüman böyle olacak. Bize Müslüman demek çok çok zor. Bizim yaşadığımız hayata Müslüman hayatı demek vallahi çok zordur. Çok çok zordur. Ben utanıyorum kendi halimden. Ben utanç duyuyorum kendi halimden ve kendi Müslümanlığımdan. Ve utanç duyuyorum çıkıp şu kürsüde size 3-5 kelime söylemekten. Ben kim, hoca kim? Ben kim, ders vermek kim? Ben kim, vaiz kim? Ben nerede, bu kürsü nerede? Allah'a karşı o kadar mahcubum, o kadar mahkumum, o kadar utanç duyuyorum. İşte Ebu Bekir Sıddık böyleydi ve kelime-i şehadeti getirdiği zaman arşın melekleri arza iniyor. Lebbeyk eyyühe sıddık diyorlar. Söyle, ne emrin var, ne arzun var diye ayaklara geliyorlar. Hepiniz biliyorsunuz Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala bir yetim ile olan münasebeti sebebiyle arş-ı âlâdan ayetler gelmişti. Öksüz ve yetim bir çocuk önce Mekke-i Mükerreme'de zengindir, eşraftır, ileri gelen servet sahibi bir adamdır diye Ebu Cehil isimli kafire gitmiş, ondan bir elbise istemişti. Yetim bir çocuk. Ebu Cehil bütün dehşetiyle o yetimi rencide etmiş, yetimin kalbini kırmış, yetimi azarlamış, sadece bunlarla da kalmamış, sırf Hazreti Muhammed'e hakaret olsun diye defol buradan pis yetim deyip de kendisi de yetim olan Muhammed senin ihtiyacını karşılasın defol buradan demiş
yetimi tekme tokat sokaklara dökmüş, parça parça etmiş üstünü başını. Ağlıya ağlıya yetim olan çocuk, doğru Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelmişti. Ya Resulallah, zengindir, sermaye sahibidir diye Ebu Cehil namındaki kafire gittim. Sırtıma bir gömlek, bir entari istedim. Bana gömlek vermek şöyle dursun, sırtıma bir elbise giydirmek şöyle dursun, tekme tokatla sırtımda simsiyah lekeler bıraktı, beni dövdü, beni itti, beni sokağa attı ya Resulallah. Allah'ın Resulü perişan olmuşlar. Her tarafı aradı, taradı, yetimin sırtına giydirecek bir tek elbise, bir tek mintan, bir tek gömlek bulamadı. Hepsini dağıtmıştı Allah için. Hepsini dağıtmıştı Allah'ın kulları için. İhtiyaç içinde kıvranıyordu o da. Çaresiz kaldı. Evladım, Ebu Bekir Sıddık'a gideceksin. Muhammed Mustafa selam söyledi diyeceksin. Ve senin ihtiyacını karşılayacak yavrum diyerek büyük bir şefkatle yetimi Ebu Bekir Sıddık'a göndermişti. Yetim Ebu Bekir Sıddık'ın kapısını çaldı. Bir müddet sonra kapı açıldı, Ebu Bekir Sıddık çıkmıştı. Buyur evladım, bir şey mi? Başlamış. Allah'ın Resulü mü seni gösterdi? Lebbeyk ya Resulallah, fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Annem ve babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Lebbeyk diyordu. Fakat ne varsa Ebu Bekir Sıddık da dağıtmıştı. O anda evinde o yetimin sırtına giydirecek bir tek elbise, bir tek gömlek dahi bulunmuyordu. Ama Allah'ın Resulü'nün gönderdiği bir yetimi nasıl sokağa gönderebilirdi? Ebu Cehil sokağa atmıştı. Ebu Bekir nasıl sokağa atabilirdi? Korkuyordu Allah'tan, utanıyordu Allah'tan, söz vermişti Allah'a, kan ağlıyordu yürekleri. Bir dakika bana müsaade et evladım buyurdular. Sırtında Ebu Bekir Sıddık'ın kendi sırtında bulunan yarım yamalak bir gömleği sırtından çıkartmak için hasırdan bir kenara çekilip kendi elbisesini çıkartıp hasırlara sarılmak suretiyle al evladım kendi sırtındaki gömlekten başka vallahi bir tek gömleğim yok. Al bunu git. Kendine göre ayarla, diktir ve giymeye çalış, setre avrete çalış, başka imkanım yok, buyur evladım, şimdi gidebilirsin buyurdular. Ebu Bekir Sıddık, avret mahallini örtecek bir şey dahi bulamamış, oradaki kupkuru bir hasıra sarılmış ve öylece beklemeye başlamış. Namaz vakti yaklaşıyordu. Ebu Bekir Sıddık'ın kalbinde korkular başlamış. Bu halimle, bu şeklimle nasıl namaza çıkarım, nasıl abdest alırım, ne halde bulunurum, Allah'a verdiğim sözü tutamazsam mahvolurum diye korkuya başlamış. O anda Arş-ı Âlâ'dan Cibril-i Emin namusu ekber Cebrail aleyhisselam gelmiş, Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıkmış. Allah sana selam ediyor ya Resulallah. Derhal bütün arşın melekleri, bütün gökyüzünün melekleri şimdi feryad-ı figan içinde sızım sızım sızlamaktadırlar. Ebu Bekir Sıddık sırtındaki son elbiseyi bir yetime verdi. Sırtına giydirecek bir şey bulamadı. Bir köşeye kısıldı. Arşın melekleri feryat ediyor. Çabuk Ebu Bekir Sıddık'a bir elbise gönder. Onu az zaruretten kurtar. Yer gök inliyor. Alem kahrolacak buyurdular. Ve arkasından اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪ينَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ayetleri geldi. Habibim Muhammed Mustafa'm aleyhissalatü vesselam, din-i celil-i İslam'ı ve ahiretteki azabı inkar eden
Ebu Cehil ismindeki kafiri duydun, işittin mi? فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ O kafir Ebu Cehil nasıl o yetimi ite kaka sokaklara fırlatıp attığı, onun o yetimi kaldırıp attığı gibi kalbinde zaten iman namına bir şey yok, kıpkızıl kafir olmuştu buyuruyor. Müminle kafirin farkını, hakiki Müslümanla sahte Müslümanın farkını anlamadıkça, hakiki İslam'ı yaşamadıkça, Allah'a verdiğimiz sözde durmadıkça Müslüman olduğunu söylemekten utanın Müslümanlar. Utanın Müslüman olduğunu söylemekten. Ayet-i Kerime'nin devamında وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Zaruret sahibi, ihtiyaç sahibi, fakir ve fukarayı doyurmak için, onlara yardım etmek için, ihtiyaç içinde kıvranan insanlara yardım etmek için kendisi yardım etmediği gibi başkasını da teşvik etmez. Ebu Cehil ne büyük kafirdir deniyor. Arkasından Müslümanlara bir tarih var. Feveylül lil musallin. Şu ayetin dehşetini görüyor musunuz? Feveylül lil musallin. Musalli demek namaz kılan demektir. Musalli. Şu namaz kılanlara yazıklar olsun. Ayetin manası bu. Feveylün lil musallin. Şu musallilere, şu namaz kılanlara yazıklar olsun. Bir diğer tefsirde feveylün veil nedir? Veil derken ne mana kastediliyor? Alimlerimiz şöyle de izah etmişler. Veil demek, cehennemin en alt tabakasında, cehennemin en bodrumunda bulunan bir derekedir. Cehennemin en altındaki bir yerdir ki, en aşağıdaki bir tabakadır ki, o lil musallin, namaz kılanlara, öyle namaz kılanlar ki ellezinehum an salatihim sahun, kıldıkları namazı niçin kıldıklarının farkında olmayan, namaz kıldıkları halde kara borsacılık yapan, namaz kıldığı halde faizcilik yapan, namaz kıldığı halde fakire acımayan, namaz kıldığı halde kızı karısı çıplak dolaşan, namaz kıldığı halde her kötülüğü yapan insanlar, bu tür namaz kılanlar cehennemin en altındaki tabakaya vallahi gireceklerdir. Biz de namaz mı kılıyoruz Müslümanlar? Siz bizim kıldığımız namaza namaz mı diyorsunuz? Siz bizim hayatımıza İslam hayatı mı diyorsunuz? Anlayınız Müslümanlar, nefsinizi hesaba çekiniz. Allah azaba çekmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Hacılarımız da, hocalarımız da, hepimiz, herkes, her kimse nefsimizi muhasebe etmeliyiz. Kimsede kusur aramamalıyız. Kimseye bir şey demeye hakkımız yok. Kimseyi muahaze etmeye de kendi halimizi düzeltmeden hakkımız ve hukukumuz yok. Feveylül lil musallin. Veyl olsun o namaz kılanlara ki ellezinehum an salatihim sahun. Kıldıkları namazın farkında değiller. Namazın ne maksatta kılındığını bilmiyorlar. Namazın nasıl kötülüklere kalkan olması gerektiğini bilmiyorlar. Efendiler, kıldığımız namazları ve o namazın gayesini Kur'an-ı Mübin şöyle izah etmiyor mu? اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْمَعُونَ Ey Müslümanlar! Kıldığınız namaz mutlaka sizi kötülüklerden geri koyması lazım. Mutlaka sizi haramlardan geri çekmesi lazım. Mutlaka fuhuştan, faizden, felaketten geri koyması lazım. Hem namaz kılıyorsunuz, hem de faizcilik ediyorsanız, hem namaz kılıyorsunuz, kılıyor,
hem de yalan söylüyorsanız, hem namaz kılıyor hem de menfaatinize tapıyorsanız, hem namaz kılıyor hem de karınıza kızınıza hakim olamıyorsanız, hem namaz kılıyor hem de kızınıza karınıza kot pantolonu giydiriyor, dudaklarını tırnakların cilalıyor, sokaklarda şehvi aleme teslim ediyorsanız, hem namaz kılıyor hem kara borsacılık ediyorsanız, hem namaz kılıyor hem de zam gelsin de ondan sonra satayım diye malları saklıyorsanız, hem namaz kılıyor hem de malı eksik satıyorsanız, hem malı saklıyor hem de malı noksan satıyorsanız, hem namaz kılıyor hem de ticaretinizi yalan üzerine kuruyorsanız, biliniz ki gideceğiniz yer cehennemden başka hiçbir yer olmayacaktır. Bunu Kur'an söylüyor, Allah söylüyor. Zira sözünde durmamanın en büyük felaketidir, namaz insanları kötülükten mutlaka geri koyması lazım. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ O gerçek manada namaz kılmayanlar, İslam'ı gerçek manada yaşamayanlar, sadece gösteriş için, sadece gösteriş için sakal bırakanlar, sadece gösteriş için başına, boynuna sarık saranlar, sadece gösteriş için kılık kıyafet takip edenler, sadece gösteriş için namaz kılanlar, sadece gösteriş için Beytullah'a gidenler, sadece şunlar şöyle desin, bunlar böyle desin diye hayatını tanzim edenler, bunlar cehennemden başka hiçbir yere gitmeyeceklerdir. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Zekatı men edenler, Allah'ın kullarına yardımı men edenler, yardımlaşmayı, mauneti men edenler, cemiyet hayatında yardımlaşmayı kesenler, yardımlaşmayı kesmenin en büyük felaket olduğunu görenler, bilsinler ki cehennemden başka hiçbir yere gitmeyeceklerdir. Bunu Kur'an haber veriyor. Aziz ve asil müminler, şimdi bu mevzuda birkaç ayet daha okumadan geçmek istemiyorum. Allahu Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri aynen şöyle emr-i ferman ediyor bizlere. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَحْدِ اِنَّ الْعَحْدَ كَانَ مَسْهُولًا Ey müminler! Allah-u Teala size şunları söylüyor. Allah şunları diyor. Şunların olmasını istiyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ Babası ölmüş bir çocuk yanınızdaysa, yetim bir çocuk yanınızdaysa, ona ait olan mallara, o malları kullanmaya, o malları satmaya, o malları eksiltmeye sakın yaklaşmayasınız. اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ancak o yetimin menfaatine olursa, o yetimin malının çoğalmasına, bu yoldan onun desteklenmesine olursa müstesna. Hatta yebluğa eşudde, ne zaman ki rüştüne kavuşur, akıl baliğ olur, o zaman mal onundur. O ana kadar yetimin malına sakın dokunmayasınız, sakın en ufak bıçağını, en ufak bir şeyini dahi kullanmaya kalkmayasınız, cehenneme odun olursunuz. Ve evfu bil ahd, Allah'a verdiğiniz ahdi sözü yerine getiriniz, ifa ediniz. Allah'a söz verdiniz siz, mal elde ederken söz verdiniz zekat vereceğim diye, canınız meydana gelirken namaz kılacağım diye söz verdiniz, evlenirken kadını kızı Allah'ın emrine göre yaşatacağım diye söz verdiniz, mesulsünüz. İnnel ahde kâne mes'ûlâ, her biriniz verdiğiniz sözden suale çekileceksiniz. Kur'an emir veriyor. İnnel ahde, ahit yok mu? Allah'a verdiğiniz söz yok mu? Kâne mes'ûlâ, bundan mes'ûl tutulacaksınız. Sözünüzü yerine getirmiş misiniz, getirmemiş misiniz? Teker teker Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Ve evtul keyle izâ kiltüm, ve zinû bil kıstâsıl müstakîm.
herhangi bir şeyi ölçerken doğru ölçünüz, doğru ölçünüz, dosdoğru tartınız, tartıyı, ölçüyü doğru yapınız. Sizden alışveriş yapan müşterilere karşı bir gram dahi hak yemeyiniz, burnunuzdan gelecek, azab-ı ilahi saracak, işler altına gideceksiniz. Bir kasap düşünün, namaz kılan bir kasap. Eğer müşterinin satın aldığı, parasını verdiği eti tartarken bir gram eksik verirse bu kasap vallahi cehenneme gidecektir. Bir bir titremesi lazımdır. Yerine getirmesi lazım verdiği sözü. Hile yapmayacağım, yanlışlık yapmayacağım, hata etmeyeceğim, bilerek kimsenin hakkını yemeyeceğim diye Allah'a söz veren insan bir gramdan korkar, mahvolur, Allah'a vereceği sözü yerine getirir. Eyle izâ kiltüm. Ölçtüğünüz zaman ölçeğinizi doğru tutun. Vezinû bil kıstâsil müstakîm. Bir şeyi tartarken dosdoğru tartın. Dengeli, eşit şekilde aldığınıza denk, verdiğinize denk bir şekilde ayarlamaya mecbursunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Bütün bunları gördükten ve bütün bu hükümleri duyduktan sonra nasıl ve ne durumda olduğumuzun müzakeresi size aittir. Nasıl ve ne halde olduğumuzun muhakemesi bize aittir. Nasıl olur? Bundan bir zaman evvel Müslüman bir kardeşim anlatıyordu. Bu cemiyet iflah olur mu Allah aşkına? Bu cemiyetin duası makbul olur mu? Bu cemiyet işgal altına girmez mi? Bu cemiyeti Moskova işgal etmez mi? Şunu anlatıyordu. Hocam dedi, gittim kırmızı biber aldım dedi, parça biber. Ufalanmış kırmızı biber satın aldım. Sonra kullanmaya başladım. Hiç biber demeye imkan yok dedi, şüphelendim. Karmakarışık bir şey. Sonra muayeneye gönderdim. Nedir ne değildir diye kontrole gönderdim. İnanır mısın dedi, biber yahu yemeklere atılan kırmızı parça biber ya. Yapılan tespitte dedi, %70'inin biber, %30'unun da kiremit ve tuğla tozu olduğu ortaya çıktı dedi. %30 tuğlanın ve kiremitin tozunu katmış melun oğlu melun. Böyle bir memleket iflah olur mu Müslümanlar? Kimse kimseyi aldatmasın. Hiç kimsenin duası kabul olmaz burada. Bu sahtekarlıkla millet beka bulamaz. Öyle namaz kılmanın sonu yoktur. Öyle Müslüman olmanın hiçbir çaresi yoktur. Ne zamandı? Yine bir bakkal anlatıyordu. Bir köylü müdür nedir? Köylü. Elinde bir şeyler satmak için bakkala girmiş. Nedir o deyince, köyden getirdiğim tereyağı demiş. Pırıl pırıl tertemiz, bembeyaz kar topu gibi yüz yuvarlak bir tereyağı. Ve hemen bakkal tartmış, ne kadarsa fiyatını vermek suretiyle o yüz yuvarlak, toz toparlak tereyağını satın almış, köylü de geçmiş gitmiş. Aradan bir saat geçmedi, bir Müslüman arkadaş geldi diyor. Şu yağlar taze mi, nereden geldi diye sordu. Daha demin bir saat evvel köylünün birisi getirdi. Satın aldım, taze temiz galiba dedim diyor. Ve o Müslüman arkadaş onun bir tanesini tartıp bana satar mısın deyince tabii hadi bakayım vereyim git dedim. Tarttım, artık ne kadar geldiyse parasını verdi, aldı gitti diyor. Bir gün sonra yarı gülerek yarı ağlayarak geldi adam. Bakkal efendi görüyor musun dedi diyor. Götürdüm yağı, akşam yedik, sabah yedik, yağın ortasında sert bir şey çıktı. Bıçağın tekmeyeceği kadar sert bir şey. Üzerini kazıdıktan sonra gördüm ki ortası tamamen bir turp, tamamen sertleşmiş bir turpun, turp dediğimiz o sert maddenin üzerine 200 gram tereyağını sarmış, hepsi turp, hepsi tereyağıdır diye getirip satmış adam. 1 kiloyu 200 gram olarak satıyor. Ortası turp, üstü 200 gram,
kaplama halinde tereyağı. Bunu yapan köylü iflah olur mu? Böyle bir köylü Rusya'nın işgaline girmez mi? Bu hileleri, bu haramları yiyen milletin duası kabul olur mu? Bu memleket iflah olur mu? Islah olur mu? Hiçbir şey, hiçbir yönetim bu memleketi ıslah edemez. Ne hale geldiğimizin, ne şekillere düştüğümüzün muhasebesini yapmaya mecburuz. Yoksa bütün alemi İslam gidecek, bütün alemi İslam yıkılacak, yok olacak. Eğer böyle giderse, kendimizi hesaba çekmezsek, kendimizi ıslah etmezsek, aziz müminler, kurtaramayız. Şimdi de size İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Azam Efendimiz'den bir menkıbe nakletmek istiyorum. Hanefi mezhebinin sahibi, Hanefiyiz dediğimiz zaman onun namına söylüyoruz. Bakınız onun ahde vefasına, onun sadakatine, onun insanlara olan muamelesine. Biliyorsunuz Ebu Hanife büyük bir tüccardı. Kitaplarda bezzaz idi diyor. Yani kumaş tüccarıydı. Kumaş tüccarı. Şimdi ne diyorlar buna bilmiyorum. Kumaş ticareti yapardı İmam-ı Azam Ebu Hanife. Ve bir de Hafs bin Abdurrahman isminde bir ortağı vardı. Hafs bin Abdurrahman ortağı İmam-ı Azam'ın. Ebu Hanife ticaret ortağı Hafs bin Abdurrahman'a bir mal gönderdi. Gönderdiği malda kusurlu bir elbisenin mevcudiyetine daha sonra muttali oldu. Derhal iş bu kusurlu malı müşteriye göstererek satması hususunu bir mektupla ortağına derhal bildirdi. Ortağı mektubun kavuşmasından önce bilmeyerek, kusurunu göstermeden malı satmış ve parasını da kamilen almıştı. Ebu Hanife 30 bin veya 35 bin dirhem olan parayı almaktan sakınarak geri gönderdi. Müşterinin aranmasını ve parasının geri verilmesinde ısrar etti. Fakat müşterinin bulunmasına imkan yoktu. Bunun üzerine Ebu Hanife satılan elbise parasını kendi parasına katmadan sevabı müşteriye ait olmak üzere sadaka olarak dağıttı ve dikkat göstermediği için de ortağından derhal ayrıldı. İmam-ı Azam böyleydi. İslam tarihi baştan başa böyle. Bir misal daha vereyim. Yunus İbni Ubeyd bir tacirdir, büyük bir tüccar. Yunus İbni Ubeyd. Büyük bir İslam tüccarı. Dükkanında değişik fiyatlarla muhtelif kumaşlar satılıyordu. Bir kısmı 200, bir kısmı 400'e satılıyordu. Bir gün kardeşinin oğlunu dükkana bırakarak camiye namaza gitti. Biraz sonra dükkana bir köylü geldi. 200'e satılan bir kumaşı kendi rızası ile beğenip 400 vererek aldı. Dükkandan çıkıp giderken yolda dükkan sahibi Yunus İbni Ubeyd ile karşılaştı. Ubeyd kumaşı görünce tanıdı ve sordu. Kaça aldın? 400'e. Hayır, nasıl olur? Bunun fiyatı 200'dür. Dön üzerini geri verelim. O dükkanın sahibi benim dedi. Hayır, bu bizim memleketimizde 500 eder. Ben gönlümün rızasıyla 400 verdim aldım. Hayır, dinde nasihat dünyaya ve dünyadakilere bedeldir diyerek geri çevirdi ve 200 dirhemi o adama mutlaka geri verdi. Dükkana gelince yeğenine çıkışarak, utanmaz mısın, Allah'tan korkmaz mısın, Allah'a verdiğin sözü tutmaz mısın, Müslümanlara doğruyu gösteren yolu bırakıp satış fiyatının bir misli kar etmeye kalkıyorsun, utanmıyor musun dedi ve derhal yeğenin dükkandan kovdu, bir daha huzuruna kabul etmedi. İslam budur kardeşim. Yani siz bizim halimize bakıp da Müslüman demeyesiniz. Bizim ticaretimiz İslam'ın ticareti değildir. Bizim hayatımız İslam'ın hayatı değildir. Bizim yolumuz İslam'ın yolu değildir. Biz her belaya müstahak olmuşuz. Her silaha müstahak olmuşuz. Her bütün musibetlere müstahak olmuşuz. Ya Allah'a verdiğimiz söze
yeniden döner, yeniden Kur'an'a sarılır, kurtuluruz yahut alemi İslam'ı daha büyük, daha büyük, daha korkunç felaketler beklemektedir. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i bu ve buna benzer büyük musibetlerden, küçük felaketlerden muhafaza buyursun. Ayet-i Kerime'nin devamında Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Mesuliyetimizi söylüyor. Her sözümüzden mesul olduğumuzu ifade ettikten sonra ölçüyü ve tartıyı denk tutmaya, Allah'a verdiğimiz söz istikametinde doğru tutmaya bizi istikamete sevk ettikten sonra zalike hayrun, işte hakkınızda hayırlı olan budur. Ve ehsenu tevila, sizin için size rücu edecek olan kar, menfaat de ancak doğru davranmanız, dürüst davranmanızdır buyuruyor. Devam ediyor Allahu Teala. Ve la tekfu ma leyse leke bihi ilim. Açıkça bilmediğiniz bir mesele hakkında ahkam kesmeyiniz. Kulaklarınızla duymadığınız bir lafı yaymayınız. Gözlerinizle görmediğiniz bir şeyi yaymayın, etrafa duyurmayın. Gözlerinizle şahit değilseniz bir adamın hakkındaki sözleri yayıp durmayın, çoğaltmayın, etrafa dağıtmayın. Hakkıyla bilmediğiniz meseleye burnunuzu sokmayın. İslam'ı, Kitabullah'ı iyice bilmeden ahkam kesmeyin, fetva vermeyin. Allah'tan korkun. İnne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ula. Allah'ım ne olacak halimiz? Bilin ki kulaklarınız, inne sem'a kulaklarınız, vel basara gözleriniz, vel fuade gönülleriniz, kalpleriniz, kullu ulaike bütün azalarınız, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, kâne anhu mes'ûlâ, işlediği her amelden vallahi mes'ûl olacaktır. Hesap vereceksiniz. Cenab-ı Hak haber verilen bu hakikatlere göre yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Haftaya bu mevzuya devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi hakkıyla Müslüman olmayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'i yaşamayı, Hazreti Muhammed Mustafa yolunu hakkıyla yaşamayı cümlemize müyesser ve mukadder eyle. Alemi İslam'ı tam ve kamil manada İslam'a yapışmak, İslam'a sarılmak imkanlarını bahşeyle. Afganistan'ın başındaki işgali def-üref eyle. Bütün alemi İslam'ı mukadder olan ve her çeşit içten ve dıştan işgal ve istilalara, küfrün, zulmün, sapıklığın fitne ve fesadına karşı alemi İslam'a inayet ve imdad eyle ya Rabbi. Huzuruna çağırdın bizleri, hakkıyla sana kulluk etmeyi nasip eyle. Kendine kul, Habibine ümmet eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Hakkıyla abdest alan, hakkıyla namaz kılan, hakkıyla huzuruna gelip hak yolda sebat eden müminler sınıfına cümlemizi ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım hastalıkların pençesinde kıvranan çeşit çeşit Müslüman kardeşlerimiz var. Sana yalvarıyor ve senden şifa umuyorlar. İçimizdeki iyiler hürmetine ümmeti Muhammed'in bütün hastalarına şifa bahşeyle ya Rabbi. Dertli olanlarına deva nasip eyle ya Rabbi. Borçlu olanlarına eda nasip eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi ve alemi İslam'ın tamamını işgallerden, istilalardan, komünizmin ve her türlü batıl fikrin ve dalaletlerin istilasından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.